Merhabalar ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar <laughs> sınava şurada 15 gün kaldı. 15 gün için elimden geldiği kadar soru çözmeye çalışıyorum. İnşallah çözdüğüm sorulardan belli konulardan çıkacağına eminim arkadaşlar. Evet trigonometri de denklemler konusundan bekliyorum. Evet buradan çözelim birkaç tane. Sin 3x eksi 5 eşittir sin 15 eksi x diyor. Bakın arkadaşlar sinler sinleri gördünüz mü? O zaman içerideki açılar birbirlerine eşittir. 3x eksi 5 eşittir 15 eksi x. Düzenlemenizi yaparsanız 4x eşittir 20 artı 2 k diyeceksiniz. Her tarafı 4'e bölersem 20 bölü 4 artı 2 k bölü 4. Bu olur arkadaşlar. En küçük değeri ise 20 bölü 4. Ben için P'ye 0 veririz. K'ya 0 verirsem burası 0, 0 olur. 20 bölü 4'ten 5 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik arkadaşlar. Dekleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yine aynı mantık. Şurası kosinüs 60, ne eşit? Sinüs 60 eşit değil mi arkadaşlar? Sin sinleri buldum. O zaman 2x artı 20 neye eşit? 60'a eşit. 2x eşittir 40 artı 2 k pi de yaparsan x eşittir 20 artı k pi olur. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada 40 olamaz. 20 yazarsam 60 40 yazarsam 80, 100 olur olmaz. 50 yazarsanız 2 çarpı 50, 100, 120 sin 60'ı eşit olur yine arkadaşlar. 200 yazarsanız 400, 420 yine ikinci bölgeye tekabül eder. Bu olmaz arkadaşlar. Geldim 3. sorumuza. Sin 2x hemen şunu söyleyin arkadaşlar. Hocam Sinüsün hangi değeri 1 bölü 2 yapar derseniz sin 30 yapar. Buradan da yaparsanız 2x eşittir 30 artı 2k pi sinüsün şeydi. Diğer formül 2x eşittir 180 eksi 30 artı 2k pi idi hatırlayanlar varsa. Alfa artı 2k pi pi eksi alfa artı 2k pi idi. x eşittir burası 15 artı k pi çözüm kümesi. x eşittir. ikinci kökümüz burası. 180'den 30 çıkar. 150. 2'ye bölersem 75 artı k pi oldu. Bakın 180 bölü 12 değil mi? Evet olur. Bu var. Ama şu daha çok anlar. 180 bölü 12. Artı k'ya ben 0 dersem 195 olur. 75 olur. Evet yaparsanız cevabınız bu gelir. Değerlerini verirseniz pi eşit neydi arkadaşlar? Pi'miz 180 olacak. Evet diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsanız 2 çarpı sin kare x eşittir 1 artı cos x geldi. Hemen burada birbirine dönüşüm yapın. Sin kare x'i ben cos x türünden yapmam lazım. Evet yapalım arkadaşlar. Buraya 2 çarpanında geldi. Evet. Şöyle açmadan önce şöyle yapsam daha mı iyi olurdu acaba? Hatta yapabilirsiniz yani. 1 eksi kos kare x yapar burası. O zaman 2 eksi 2 kos kare x yaptım arkadaşlar. 1 artı kos x yaptım. Düzenlememizi yapalım arkadaşlar. Evet. 2 eksi 2 cos kare x'ten evet bu tarafa attık. Hepsini bir tarafa atalım. 2 cos kare x evet artı cos x evet eksi 1 cevabı karşınıza geldi arkadaşlar. Devam edelim burada. Hocam şurayı çarpımdan ayırıyorum. 2 cos x cos x şurası ortası cos x olacağım için Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 1. Burası 1 olur. Evet gördüm arkadaşlar. 2 cos x eksi 1 eşittir 0 2 cos x eşittir 1. Cos x eşittir 1 bölü 2. Kosinüsün hangi değeri 1 bölü 2 yapar? Evet 60 değer. 60 değer de pi bölü 3 olacak arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geldik. Evet şuradan hemen arkadaşlar. Şunu çözmeme gerek yok. Video sorusuyum şeyim zaten. Diğer Çok sorumuza geldik. Deklemin çözüm kümesinin bir elemanı nedir diyor. Evet sin kare. Evet arkadaşlar hemen sin x'e sin x çarpanları 1'e 4 değil mi? Ama nasıl? Eksi 1'i e, eksi 4 alayım ortayı versin. Toplamlar eksi 5. Tamam çarpımları buldum. Hocam sin x eksi 4 eşittir 0'dan sin x 4 olamaz. Sin hangi değerde eksi 1 ile 1 aralığında arkadaşlar? Sin x eksi 1 eşittir 0 dan sin x eşittir 1 olur. Sinüsün hangi değeri 1 yapar? 90 değeri 1 yapar arkadaşlar. Tanjant x'imize geldik. Tanjant x 1 ise hemen geliyorum şuraya arkadaşlar. Tanjant x'in hangi değeri 1 yapar arkadaşlar? Söyleyin bana 45 diye bir yapar. O zaman tanjant 45 bir. Tanjant 135 eksi bir yapar. Üçüncü bölge olacak. 225 olacak. O zaman ne yapar arkadaşlar? 45 ile 225 bir yapacağı için cevabınız bu mu gelir? Evet arkadaşlar. Diğer sorumuza geldik. Sin kare x verilmiş. Hemen bunu arkadaşlar bir eksi kos kare x diyorum. Niye hemen benzeşim yapıyorum? Artı iki kos x artı 2. Düzenlememizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar eksi cos kare x artı 2 cos x artı 3 eşittir 0 denklemi karşımıza gelmiştir. Evet burada sonra çarpanları ayıralım. Cos x'e cos x Evet buraya geldim. 1 eksi. Şuraya geldim arkadaşlar. Şurası 3 olur. Burası da 1 olur. Düzenlemenizi yaparsanız Cos x artı 1. Şurası cos x artı 1 eşittir. Sıfırdan bir de şu var. Şunu almama gerek yok. Kosinüs x eşittir. Eksi 1. Kosinüs x'in hangi değeri eksi 1 yapar? Pi değeri eksi 1 yapar arkadaşlar. Evet geçmiş olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar trigonometriden bir test daha bitirdik. Haydi kolay gelsin sizlere.